Satoshi TV, YouTube ve Satoshi Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız bir haftanın öne çıkan başlıklarını derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Zincir üstü veri analitik platformu Glassnode tarafından sunulan analize göre Aralık ayında kripto para platformlarından çekilen bitcoin miktarı son 7 ayın en düşük seviyesinde bulunuyor. Glassnode'un raporuna göre Aralık ayında toplam 9532 adet bitcoin kripto para platformlarından çekilirken bu rakam Kasım ayında yaklaşık 143 bin adet olarak gerçekleşmişti. Bu verinin yanı sıra Glassnode, Aralık ayında merkezi platformlarda tutulan Bitcoin miktarının Ocak ayına kıyasla %21 düştüğünü belirtiyor. Halka açık Bitcoin madencilik şirketlerinin 2022 yılındaki toplam borcunun 4 milyar dolar civarında olduğu belirtildi. Çeşitli kaynaklar bu borçların büyük oranının düşen bitcoin fiyatları ve yükselen enerji maliyetleri sebebiyle 2021 yılında alınan kredilerden kaynaklı olduğu yönünde yorumluyor. İlk 10 bitcoin madencilik şirketinin toplam borcu 2.6 milyar dolar civarında bulunurken bu borcun yarısı Core Scientific'e ait. Uzmanlar, yüksek borç seviyeleri nedeniyle önümüzdeki dönemde Bitcoin madencilerinin kredi yapılandırmaları ya da iflas koruma başvurularına devam edebileceği görüşündeler. Bilgi işlem gücüne göre önde gelen Bitcoin madencilerinden biri olan Core Scientific iflas korumasına başvurdu. Madencilik şirketinin bazı borç aldığı kuruluşlar ile borç yapılandırmasına yönelik anlaşmaya vardığı belirtildi şirket yeniden yapılandırma sürecinde faaliyet göstermeye devam etmeyi planladığını da belirtti. Bitcoin ağındaki bilgi işlem gücünün yaklaşık %10'unu oluşturan Core Scientific'in kendine ait 143 bin adet madencilik teçhizatı bulunuyor. Şirketin borcu ise 1.3 milyar dolar. Sosyal medya platformu Twitter, arama sekmesinde Bitcoin ya da BTC yazıldığında kripto paraya yönelik tweet'lerle birlikte fiyatlandırma grafiği özelliği de sunmaya başladı. Bu özellik kripto para tarafında şu aşamada sadece Bitcoin ve Ethereum tarafında bulunuyor. Twitter CEO'su Elon Musk konu hakkında Twitter'a gelen birçok ürün iyileştirmesinden biri şeklinde tweet attı. Rus medyasının haberine göre Rusya, Ocak 2023'te uluslararası ticarette Bitcoin cinsinden ödeme yapmaya izin verecek yasayı onaylayabilir. Haberde Rus yetkililerin Bitcoin'i uluslararası ticarette ödeme aracı olarak kullanımı üzerinde odaklandığı, ancak buna karşılık Bitcoin'in aynı amaçla Rusya sınırları içinde kullanımına yönelik herhangi bir çalışmalarının bulunmadığı belirtildi. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.